Bana kim ders verecek? Bir kuru kafa kaplan. Bu dövmeleri yapan şahıs. Bu işi ben öğretim. İşte girip abi. Yok. Hayır. Yani sakın. Lütfen notunuzu kırmızı kalemle alın. Onu söyleyeyim. Şu an için otorite değilim. Şu an için ama. Selam. Bu videoda dövme ile alakalı bugüne kadar öğrendiklerimi sizlere teorik olarak aktarmaya çalışacağım. Uygulamayla alakalı herhangi bir şey yapmayacağım. Sadece teoride bugüne kadar yaptığım hataları ve şu ana kadar öğrendiklerimi sizlere sohbet niteliğinde anlatacağım. Bazı tavsiyelerde bulunacağım. İlerleyen zamanlarda uygulamayla alakalı videolar da gelecek tabii ki. Öncelikle kısaca şu ana kadar geçen süreçten bahsedeyim. Neler yaptım dövme ile alakalı? 9 tane dövme yaptım. İrili ufaklı dövmeler. Kursa yazıldım. Ama kursla alakalı da söyleyeceklerim var. Kurs benim için çok iç açıcı olmadı açıkçası. Hayallerimden çok uzaktı. Kafamda kurduğumdan çok uzak bir çizgi oluştu. O yüzden kursla alakalı da size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Şimdilik herhangi bir şey söylemiyorum kurs süreciyle alakalı. Yani kursla olan bağlantımla alakalı. Çünkü bazı düşündüğüm şeyler var yapmak istediğim. Dövme nasıl öğrenilir? Bununla da ilgili bazı fikirler oluştu kafamda. Bunları da size aktaracağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar dövme nasıl öğrenilir? Size bundan bahsedeyim. Dövme yaparak öğrenilir. Evet, maalesef başka yolu yok. Yani bir şeyin üzerinde çalışayım da ondan sonra işte iyice öğreneyim, dövme yapmaya başlayayım, harika dövmeler yapayım diye bir şey yok. Harika dövmeler yapmaya başlamak için dövme yapmaya başlamanız gerekiyor. Bunun için de gönüllü insanlar gerekiyor. Size gönüllü olarak kendilerini teslim edecekler. Bunlara, bu kişilere bu güveni vermeniz gerekiyor. Ha nedir? Bunun öncesinde belli çalışma metotları var tabii ki. Mesela muz üzerine çalışabilirsiniz. Bu çok faydalı. Bence bunu deneyin kesinlikle. Portakal üzerine çalışabilirsiniz. Ve lateks, suni deri dediğimiz malzeme üzerine çalışabilirsiniz. Hemen onun örneğini göstereyim size. Suni deri dediğimiz malzeme şöyle bir şey. Bu lateks de deniyor aynı zamanda. Bunlar da benim yapmış olduğum suni deri çalışmaları. Evet, bir kuru kafa görüyorsunuz. Bunları kurs süresince yaptım. Kursta. Bunu evde kendim yaptım. Kaplan. İşte bir çiçek. Şunları da kursta yaptım. Kursta yaptım derken şöyle oldu. Hani kursta bunu yapmayı öğretmediler açıkçası. Lateks deri üzerine çalışma yapılacak. Yap dediler. Biz de yaptık. Herkes yetenekleri doğrultusunda bir şeyler yaptı. Dediğim gibi kurs olayı farklı bir süreç. Onunla alakalı daha sonra belki bir video çeker konuşurum. Yalnız şunu söyleyeceğim. Kursa gitmeye karar veren arkadaşlar, kursa gidecekseniz kesinlikle şunu yapın. Kurstaki görüştüğünüz kişiyle, yani sözleşme imzalayacağınız kişiye şunu sorun. Deyin ki bana kim ders verecek? Adı, soyadı ve yaptığı işleri görmek istiyorum. Bunu kesinlikle sorun. Daha sonra bu şeylere bakın, kimin ders verdiğini bakın ve deyin ki baştan sona bu insan mı bizimle ilgilenecek? Yani bu ders verecek ama bu arada uğrayacak, sizin başınızda bilmem kim duracak. Öyle değil. Baştan sona bu kişi, bu dövmeleri yapan şahıs bizimle ilgilenecek değil mi diye bunu üstüne basa basa soru çok önemli. Yani gerekirse bir şekilde bunun da imzasını alın. Yaptığı dövmelere de bakın. İşte iyi dövmeler yapmışsa, içinize sinmişse, evet o kişiden gidip kurs alabilirsiniz, ders alabilirsiniz. Ama aslında gidip birinin yanında çalışsanız, hani orada setup kurup setup kaldırsanız, yanında durup sorsanız, işte ufak ufak küçük dövmelerden başlayarak yavaş yavaş büyütseniz daha mantıklı olur kurstansa. Ya da illa kursa gideceğim diyorsanız, hani diğer kursları bilmiyorum tabii ki ama ben şu anda gördüğüm, yani bildiğim kursla alakalı kafamda oluşturduklarımı size aktarıyorum. Diğer kursları bilmiyorum, deneyebilirsiniz. Ama beni bekleyin. Yaklaşık bir yıl içerisinde falan ben kurs vereceğim. Bu işi ben öğretirim. Neyse, çok iddialı konuşmayalım henüz. Çünkü ortada hani aman aman çok ciddi bir iş yok ama olacak. Bunlar başlangıç seviyesi sonuçta yaptığım işler ve zaman içerisinde daha da gelişecek. Şimdi hızlıca isterseniz dövme ile alakalı mevzuya geçelim.
Öncelikle ilk videoda biliyorsunuz kendime dövme yapmıştım bacağıma. Orada yaptığım bazı hatalar vardı. Hatta bazı arkadaşlar da yorumlara yazmışlardı. Mesela işte aktarmayı yaparken, stensili aktarırken bacağıma 10 dakika falan bekliyorum. Beklemenize gerek yok. Stensili direkt yapıştırıp çekiyorsunuz zaten. Sonra çektikten sonra bir 10-15 dakika beklerseniz derinin üzerindeki boya kuruyacak ve altlığınız daha sağlam kalacaktır. Bunları da hepsini tek tek anlatacağım yeri geldiğinde. Öyle bir hatam vardı. Sonra vazelin uygulamasını sık sık bütün dövme üzerine yaptım. Yani iğneyle mesela çalışacağım noktaya değil de komplesine süre süre yaptım ve altlığı sildim. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Altlık silindiği zaman ne yapacağınızı görmüyorsunuz. O da büyük bir problem. Ve ayrıca benim makinamda da bir sıkıntı varmış. Videoda dikkat ederseniz çok ciddi bir ses çıkarıyor. O sesi çıkarmasının sebebi de içerisindeki bir vidanın gevşemesiymiş. Bu yüzden de hem ses çıkarıyor hem de iğnenin ucu çok az çıkıyordu kartuşun içerisinden. Yani şu iğne kartuşumuz kartuşun ucundan 1 milim falan çıkıyordu. Normalde 3,5-4 milime kadar çıkması gerekiyor ki çizgi çekerken iğnenin ucunu göresiniz. Gölgelendirmede sıkıntı değil ama çizgi çekerken iğnenin ucunu çok net bir şekilde görmeniz gerekiyor. Bu da ben göremediğim için gerçekten çok zorlayıcıydı. Ama işte olayın farkında değilim. Hani doğru çalışan makineyi bilmiyorum ki yanlış çalışan makineyi fark edeyim. Kursta hoca söyledi. Evet, benim için kursun en büyük faydalarından biri oldu. Ve diğer arkadaşların makinelerine de baktığımda hem sessiz olmaları hem de iğne ucunun ne kadar fazla çıktığını görünce bayağı şaşırdım. Ben tabii onu iptidai bir şekilde içerisine küçük bir parça koyup bir süreliğine idareten çözdüm durumu ama sonra direkt hemen aldığım yere götürdüm ve oradan da çözümünü sağladılar. Sağ olsunlar garanti kapsamında. Şimdi hemen öğrendiklerimi aktarmaya başlayayım. Makinalarla başlıyorum arkadaşlar. Bu konuların hepsini kısa kısa geçeceğim. Özet halinde geçeceğim. Daha sonra isterseniz detaylı olarak talep ettiğiniz konulara da girebilirim. Ama dediğim gibi şu anda çok fazla detayına girmeyi düşünmüyorum. Arkadaşlar makinalar temel prensip olarak iki çeşitler. Bobinli ve rotariler. Rotariler bir motor içerisinde dönen bir motor mantığıyla hareket ediyorlar. Ve bobinlilerde ise kapı zillerinde bildiğiniz basit kapı zillerindeki iki tane bobin vardır. Şöyle şu şekilde sarılmış. İkisi arasında gidip gelen akımdan dolayı oradaki parça kıpırdar. Ve bu şekilde aşağıdaki zile vurarak zil çalar. Bobinli makinelerde de mantık aynı şekilde. İki tane bobin var. Birebir aynısı. Aynı bobinler. Ve ikisi arasında giden akımdan dolayı hareket eden bir parça var. Ve bu da iğneyi yukarı aşağı kıpırdatıyor. İçerisinde yani kurulan düzenekten dolayı yukarı aşağı kıpırdatıyor iğneyi. Rotarilerde ise motor dönüyor. Motorun ucunda kayık bir mil var. O mil yani kayık bir vaziyette döndüğü için yani şöyle söyleyeyim size. İşte motorun ortası buysa mil yanda. Motor onu bu şekilde döndürüyor. Ve ne oluyor? Yukarı çıktığında gördüğünüz gibi dirseğime dikkat ederseniz aşağı doğru inip çıkıyor. İnip çıkıyor. Bu da iğnenin aşağı yukarı hareket etmesini sağlıyor. Bobinli de vuruş hızı serttir. Yani vuruş şekli serttir. Vura vura. Yani deriye şu şekilde vura vura ilerler. Ama rotaride gidiş geliş olduğu için daha yumuşak bir hareket vardır. Yani sayı aynı. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sayı süre içerisindeki sayı aynı. Ama biri sert. Biri yumuşak gidiş geliş yaptığı için bu işin ustaları bobinlinin sert vuruşundan dolayı çizgi çekmekte daha kullanışlı olduğunu, rotarilerin ise gölgede daha kullanışlı olduğunu, daha işlevsel olduğunu söylüyorlar. Ben bu kadar uygulama konusunda hakim değilim. Bu makinaları kullanmadım. Ve bir tür rotary türevi olan yine motorla çalışan ama daha farklı bir prensiple yerleştirilmiş olan içerisinde motor daha farklı bir prensiple yerleştirilmiş olan pen makineler var arkadaşlar. Üçüncü bir sınıf olarak bunu sayabiliriz. En son teknoloji bu. Yani dövme makinesindeki en son teknoloji pen makineler ve herkes bunu kullanıyor. Herkes. Bakın bütün en iyi dövme sanatçısından en basitine kadar herkes artık pen kullanıyor. Yani o rotariler ve bobinliler devri kapandı diyebiliriz. Hani çok spesifik böyle işin çok detayına inmiş manyak derecede işte farklı detaylara dikkat eden tipler varsa bunlar kullanıyorsa bilmiyorum. Hani o kadar hakim değilim olaya ama bugün bakın en ünlü dövme sanatçısında da pen makine vardır arkadaşlar. Herkes pen kullanıyor. Hatta şu anda en yüksek teknoloji kablosuz penler. Normalde bunun arkasında clip cord vardır. Bir kablo takarsınız ve adaptöre bağlarsınız. Ama şimdi kablosuz makineler revaçta. Farklı markaların işte Cheyenne veya FK Irons olsun bunların farklı modelleri var kablosuz olarak. Fiyatları biraz yüksek ama gerçekten harika makineler. Hani bakıyorsun kablo olayından kurtulmuş olmak büyük bir avantaj. Bir tanesini de böyle bakıp inceleme fırsatı buldum.
gayet güzel, çok hafif, çok yani kesinlikle hayal edince gayet rahat. Hani o kablonun burada olmaması müthiş bir şey. Şimdi ben hangi makineyi alayım başlangıç seviyesinde diye soracak olursanız kesinlikle pen makine alıyorsunuz. %100 pen alıyorsunuz. Sakın bak, sakın ama sakın öyle 200 liraya 250 liraya gideyim bir tane bobinli alayım da başlangıç seviyesi bununla başlayayım falan demeyin. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle gidip pen makine alıyorsun arkadaşım. Bu kadar basit. Daha hiç bunun şey, ya rotary alayım, hayır yok. Hayır. Pen makine alıyorsun. Ama hangi peni alayım? Şimdi burada tabii gene böyle çok fazla tavsiyede bulunacak seviyede değilim. Hani o kadar çeşitli makine kullanmadım. Hani şu iyidir, bu iyidir diyemem size. Sadece arkadaşlarımda gördüğüm makineler vardı ve benim kullandığım makine var. Benim kullandığım makine Dr. Rep markasında bir makine. Ama şimdi bakıldığında diğer arkadaşlar da baktılar bu makineye. Evet, güçlü, işte İsviçre malı motoru varmış. Gayet güzel, güçlü bir makine. Kullanışlı. Yaptığım dövmelerde işte latekste bile, hani suni deride bile çok güzel sonuç verebiliyor. İyi bir makine olduğunu düşünüyorum performans olarak. Ama almayın. Niye almayın? Şöyle almayın. Yani fiyatı bir kere çok düşük değil zaten. Fiyatı biraz yüksek. Bu fiyata bilinen markalardan alın. İşte Hawk alın, Cheyenne alın. İşte diğer, şimdi sayamıyorum tabii, çok aklıma gelmiyor ama piyasada adı geçen, hani forumlara falan vesairelere yazın bakın, orada piyasada adı geçen bilinen markaları alın. Çünkü yarın öbür gün ileride satmak isteyebilirsiniz, değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu da markanın bilinir olması da sizin satış hızınızı arttıracaktır. Çok hızlı satacaksınızdır. Yani bu makineyi belki 1 ay, 2 ay, 3 ay bekleyeceksiniz satılması için ama bir tane Hawk aldığınız zaman 1-2 hafta içerisinde tak diye hemen elden çıkarabileceksiniz. O yüzden bilindik bir markayla başlayın diye tavsiye edebilirim şu an için. Makine kısmını bu şekilde şöyle tamamlayalım makine kısmını. 2500-3000 TL arası bir rakam gözden çıkarın. Aşağı yukarı böyle bir rakam gözden çıkarın. Bu rakamlarda şu an için iyi bir makine alabilirsiniz. Yani ortalama iyi bir makine alabilirsiniz. Sonra adaptör almanız gerekiyor. Adaptör de yine 1500 lira, 1000-1500 lira gibi bir rakam gözden çıkartmanız gerekecek. İşte benim aynı markayı aldım. Siz de aynı markayı tercih edebilirsiniz. Yani hani o kadar hakim değilsiniz sonuçta. Siz de benim gibi çok hakim olmayacaksınız konuya başlar başlamaz. Bu iş biraz şöyle bir şey arkadaşlar. Dövme konusunda her nesneye baktığımızda, işte boyasından iğnesine, makinesine, adaptörüne, hangisi iyidir dediğinizde tamam belli bir skala var. İşte şu biraz daha iyi, bu biraz daha kötü falan vesaire. Ama asıl belirleyici unsur sizin kendi kullanım tarzınız. Kendi kullanım yönteminiz diyeyim, işte hızınız, elinizin stabilliği vesaire, yani makineyle, iğneyle, boyayla uyumunuzu siz kendiniz sağlayacaksınız zaman içerisinde. Şimdi adaptör konusuna geliyorum. Adaptörümüzü alacağız. İşte dediğim gibi aynı markadan bir adaptör tercih edebilirsiniz. Şöyle kitli olabiliyor adaptörler. Mesela buradan ayarını yapıyorsunuz. Tuna bastığınızda pedala basmadan makine sürekli çalışabiliyor. Öyle bir özelliği yoksa pedal girişine, şurada pedal girişi var. Pedal girişine taktığınız bir aparatla da bunu sağlayabiliyorsunuz. Çok, onlar ucuz şeyler. Çok 50 liralık, 100 liralık, 150 liralık şeyler. Pedallar yine aynı şekilde. Pedal da çok ucuz bir şey. 150-200 liraya gayet güzel pedallar alabiliyorsunuz. Pedalını alıyorsunuz. İşte aşağı yukarı 2500 lira buysa, 1500 lira buysa 3-4 bin liraya yakın bir meblağ bunlara harcamış oluyorsunuz. Sonra işte 1000 liralık da işte boyadır, ıvır zıvırdır. Şimdi onları da göstereceğim. Böyle şeyler aldığınızda 5-6 bin lira arasında bir rakam gözden çıkarmanız lazım başlangıç seviyesi için. Çünkü dövme, hani ya işte 1500 liraya adam bütün komple seti satıyor. Aman öyle bir şeye girmeyin lütfen. Sakın 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 öyle bir şeye girmeyin. Hem dövmeden soğursunuz hem de o yapacağınız kişilere zarar verebilirsiniz. O yüzden 5-6 bin lira gibi bir rakam gözden çıkarın ve ortalama iyi bir şey alın. Ortalama iyi bir şey. Sonra zaman içerisinde zaten kendinizi tanıdıkça, malzemeyi de tanıdıkça gittikçe seviyeyi de yükselteceksiniz. Şimdi iğnelere geçelim. İğneler, kartuş iğneler. Bu pen makinelerin bir kere diğer rotary ve bobinlilerden en büyük farkı arkadaşlar. Bence değil aslında, herkesçe. En büyük farkı iğne değişimindeki rahatlık. Yani bir rotary'de iğneyi değiştirmek için yok orasını çıkar, burasını çek, bilmem onu işte lastiğini aç, bilmem bir şeyler, bir sürü tantana gerekiyor. Bir sürü seremoni gerekiyor. Fakat pen makinenin, yani kartuşlu, cartridge diyorlar bunlara. İşte kartuşlu iğnenin kolaylığı 3 saniye. Açıyorsun, tak, takıyorsun ucuna, bitti. Şuraya taktığın zaman olay bitiyor. Sadece bir çevirme hareketi. Sök, tak. Yani çizgini çektin,
söktün, kenara koydun, gölgeni taktın, gölgeni vurdun, şurada bir çizgilik yer var, tak, sök, tak, bitti. Bu kadar. Yani 5 saniye falan sürüyor birini söküp birini takmanız. Ama işte rotary olsa, dediğim gibi, veya işte bobinli olsa bir sürü tantana yapacaksınız, onu çıkartacaksınız, bunu sökeceksiniz, bunu takacaksınız falan, bir sürü iş. İğnelerde paket olarak satılıyor iğneler. Şu şekilde. Şöyle paket olarak satılıyor. Bunların içerisinde 20 tane falan oluyor. Bir tek Golden Arrow'da böyle 5'li falan satıyorlar. Tanesi 10 liradan 50 liraya falan geliyor ama çok aman aman iyi bir iğne değil. Yani çok fazla şey değil açıkçası. İğnenin en iyisi, yaptığım bütün araştırmalar ve sorduğum insanlara sorduğum kadarıyla, Quadron iğneler en iyisi. Fakat onların fiyatları tabii ki haliyle biraz daha yüksek ve tekli olarak değil, böyle 20'li paketler. 20'li paketleri de onun 300 lira civarına geliyor. 300 liranın üzerine çıkabiliyor. Ama Quadronlar iyi. Bende Quadron yok şu anda. İşte Must var ve Golden'ın iğneleri var. Birkaç tane daha farklı iğne var şurada iğne kutumda. Hangi iğneleri alacağınız konusunda da yine o da biraz yine size kalıyor. Mesela çünkü iğne çeşitleriyle ilgili talep gelirse, istek gelirse güzel detaylı bir video çekebilirim. Çünkü çok geniş bir konu. Yani işte RL, RS, MC, RM, tamam mı? Hep böyle kodları var. İşte 05 RL mesela, tamam mı? 05 RL. Bu ne? 05 RL. Bunun ucunda 5 tane iğne var ve RL, Round Liner. Yani o 5 iğnenin ucu da birbirine böyle içe doğru bakıyor anlamına geliyor bu. İnce çizgi çekiyor, kenarları sert çizgi çekiyor. Yani çizgimi çektiğim zaman sağı ve solu sert oluyor çizgimin. Onu gölgeyle yumuşatma ihtimalim yok. Bunda line, yani çizgi çekeceksem RL'leri kullanıyorum. 03 RL, 05 RL, 07 RL, 09 RL. Bunları bu amaçla, çizgi amacıyla kullanıyorum. Sert çizgiler, sağı solu, kenarları sert, rigid çizgiler çekmek için bunu kullanıyorum. RS'lerde ise round shader, RS. Bunlarda da 5 mesela 05 RS diyorsa iğnelerimin ucu açık. İçeri doğru bakmıyorlar. Şöyle hafif böyle yanlara doğru, yani açık uçlu olarak iğneler dizilmiş. 5 tanesi böyle yuvarlak şekilde dizilmiş. Bu da iğnemi, çizgimi çektiğimde hafif daha kalın ve kenarları biraz daha degradeli, böyle yumuşak. Yani sert, böyle keskin değil de daha yumuşak kenarlı bir çizgi çekiyorum. İşte bunlar da senin yapacağın şekle bağlı, yapacağın görsele bağlı olarak değişiyor. Hangi iğneleri almam gerekiyor dersen, farkını görmen açısından mesela en ince 0.3 RL'yi kullanabilirsin. 0.1 de var. O çok çok ince yalnız. İlk etapta ona girmeyin. En ince kullanacağınız iğne 0.3 RL olsun. Ve çizgisel şeyler, sert çizgili görselleri yapacaksınız bunlarla kesinlikle. Mesela işte ilk iğneleri alırken ne alabilirsin? İşte bir 0.3 RL alırsın. İşte bir 0.5 RS alırsın. Yani dediğim gibi bunlar o kadar yuvarlak ki, yani ne yapacağınla alakalı, senin tekniğinle alakalı, işte hepsi yaparak öğrenilen şeyler. Böyle de kötü bir durumu var yani olayın. Maalesef deneme yanılmalarla deneye deneye hepsini öğreneceğiz. İşte bir 0.5 RS alırsın. Sonra gölgelendirme için de yine Magnum iğnelerden alman lazım. RM Round Magnum, MC Magnum Curve diye iki çeşit şeyi var gölgelendirmede kullanılan. Bir de Flat Magnum'lar var, düz Magnum'lar. Magnum'da da iğneler şöyle yan yana dizili, bir sürü iğne var. Mesela 09 dediğin zaman 9 tane iğne böyle dizili, önlü arkalı dizili. Şimdi onları işte hepsini iğneler videosunda daha böyle şekillerle falan anlatmam gerekiyor. Round Magnum olduğu zaman iğnelerin çizdiği yay biraz daha yumuşak bir yay. Curve, Magnum Curve, MC olduğu zaman da yay biraz daha yuvarlak, yani daha fazla derinliği olan bir yay şeklinde diziliyorlar. İşte bunlar da gölgelendirmede kullanılıyor bu iğneler. İğnenin iyisi bu yuvanın içerisinde, bu plastik bir yuva, bir kartuş var. Bu kartuşun içerisinde iğnenin ucu çok sallanmayacak. Boşluk olmayacak. Yani şöyle çıkarttığınız zaman, iğneyi şöyle salladığınızda boşluk olmayacak şekilde olması gerekiyor. İşte bunda da Quadron çok iyi. Mesela benim yaşadığım bir problem, 27 Magnum Curved aldım bir tane. En kalın iğnelerden bir tanesi, böyle bayağı 27 tane iğne var. Dizilmiş böyle önlü arkalı dizilmiş şekilde. Ve ucu böyle oldukça kalın. Fakat bu kartuşun
kitleme mekanizması benim makinamda sorun yarattı. Ama aynı markanın diğer ürünlerinde herhangi bir sorun yok. Tık diye kitleniyor. Fakat işte 27'de mesela sıkıntı yaşadım. Hani böyle şeyler de yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ama tabii biraz da maliyete bakıyor bu işler. İşte bu Golden Arrow'un iğnelerinden alabilirsiniz. Bunlarla çalışmalar yapabilirsiniz. Ve çalıştığınız iğneleri, bakın 27 Magnum Curved'de buradaymış. O kalın uçlu. Çalışma latekse yaparken veya işte muza çalışırken çalışma iğnelerinizi atmayın. Yani kullanıp atmayın. Onları sıcak suyun içinde bir müddet çalıştırın ve o şekilde kenara koyun. Çünkü steril olmasına gerek yok. Sonuçta çalışıyorsunuz bununla. Ama genel olarak sterilizasyon bu işte çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Siz sonuçta bir nevi cerrahi operasyon yapıyorsunuz. Yani insan vücuduna iğne batırıyorsunuz ve kan çıkıyor. Yaptığınız uygulama esnasında kan çıkıyor. Delik açıyorsunuz. Direkt enfeksiyona, mikroba, bakteriye açık hale getiriyorsunuz orayı. O yüzden de sterilizasyon gerçekten çok önemli. Hani ben hala da Türkiye'de bu şekilde çok da fazla ciddiye alınmıyor olduğunu görüyorum. Yani rahatlıkla gidip hemen bir yerde bir dövme stüdyosu açabiliyorsunuz. Ama bunun çok sıkı tutulması lazım. Kesinlikle sterilizasyon belgelerinin olması gerekiyor. Bu belgeler olmadan kesinlikle açan yerlere çok ciddi cezalar verilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bu sağlıkla alakalı, direkt sağlıkla alakalı bir şey. Operasyon yapıyorsunuz yani. Sterilizasyon konusunda da işte böyle clipcord poşetleri falan var. Mesela şöyle toplu vaziyette aldım. 300 metre. Daha uyguna geliyor. Tek tek olanları var böyle parça parça. Ama böyle 300 metre olarak şu şekilde aldığınızda hem istediğiniz boyda kesebiliyorsunuz. Bunu böyle uzatıyorsunuz. Şu kablolarınıza takıyorsunuz arkadaşlar. Adaptörün çıkan ve makinenin şu arkasına giren clipcord kablosuna takıyorsunuz. Çünkü o kablo sağa sola değiyor, deriye değiyor. Buradan bakteri veya mikrop bulaşabilir. Sonra şu grip bandımız var. Grip bandı da çok kullanışlı bir şey. Bunu kullanmadan tutmak açısından zorluk yaşayabilirsiniz. Makine elinizde zamanla kaymaya başlayabilir. Çünkü eldiveniniz işte vazelin olacak. İşte sabunlu, sıvı sabunumuz var. Ondan bulaşacak. Ve eliniz makinede kaymaya başlayabilir ama grip bandı sardığınızda makinenin uç kısmına hem elinizin kaymasını engelleyecek hem de her seferinde bir tur üzerinden atarak ve bunun sterilizasyonunu da sağlamış olacaksınız. Ben altına bir tane de bir kauçuk satın aldım. Bunlar da satılıyor dövme malzeme satan yerlerde. O kauçuğu geçirdim. Şöyle biraz kalınca. Normalde makinenin ön tarafı böyle değil. Aynı düzlükte gidiyor. Ama biraz daha kalınca olduğu zaman hem tutması, avucumda yerleşmesi daha rahat olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde çalışmak daha kolayıma geldi. Kalınlık yapsın diye kauçuğu taktım ve grip bandını üzerine sardım. Bu şekilde rahatlıkla çalışabiliyorum. Grip bandı kesinlikle alın. Çok pahalı bir şey değil. 25-30 lira falan. Bayağı da kullanırsınız. İğnelerle ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum ama dediğim gibi iğne konusu çok geniş bir konu ve bayağı bir detaylı anlatmak lazım. Onu ayrı bir videoya saklayalım bence. Grip bandını söyledik. Şimdi mesela şöyle yapalım. İşte dövmeyi mesela vücuda aktaracağız. Nasıl aktaracağız? Şöyle karbon kağıtları vardır ya, karbon kağıtlarına benzeyen kağıtlarımız var. Bunlar stensil kağıtları. Dövmemizi mesela diyelim işte şöyle bir dövme yapacağız. İşte elimizde şöyle bir görselimiz var. Bunu bunun üzerine koyuyoruz ve üzerinden çiziyoruz. Çizdiğimizde arkasına çıkıyor şuraya. Sonra bunu kesiyoruz ve vücuda yapıştıracağız. Ama ben şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bakın bu kağıtlarla beraber normalde şöyle bir kağıt çıkıyor. Normalde bunlar tek kullanımlık. Hani bunu yapıyorsun, atıyorsun. Ama biz tabii birkaç kere kullanıyoruz aynı kağıdı. Birkaç kere kullandığımız için de bu kağıttan bir tane var. Şunlar çok yumuşak kağıtlar. Bu tarz bir kağıt bulabilirseniz bundan da kullanabilirsiniz. Onu nasıl yapacaksınız? Böyle bunun altına koyacaksınız. Bunu bunun üstüne koyacaksınız. Ondan sonra bunu ama sabitleyeceksiniz. Kaymaması lazım. Kayarsa çünkü başka tarafına çizer. Saçma sapan bir şey olur. O yüzden ama bunu kullanmıyorsanız, direkt bunu koyuyorsanız kaysa da fark etmiyor. Çünkü bunun arkasına çıktığı için bir sıkıntı olmayacaktır. Fakat bu kağıdın şöyle bir güzelliği var. Çok yumuşak bir kağıt. Vücudun kıvrımlı bölgelerinde rahatlıkla istediğiniz gibi sarabiliyorsunuz. Kenarlarından da şöyle kesikler atıyorsunuz kıvrılacağı yerlere. Buna da aynısını yapmanız lazım. Çok kıvrımlı bir bölgede kenarlarından kesikler atarak yerleştirmeniz gerekiyor vücuda. Bu şekilde hani bu kağıttan kullanırsanız biraz daha güzel olur. Daha rahat oluyor yani ince olduğu için. Ama işte normal A4'te kullanabilirsiniz.
bu kağıtların split marka olanları oldukça iyi. Yalnız bunu alırken makina mı yoksa elde mi çizeceğinizi belirtin, ona göre versinler. Çünkü makinayla elde çizimin kağıdı biraz daha farklı. Bir printerlar var. Normal şeyler vardı eskiden, fatura basan böyle vurmalı printerlar. Cız 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 böyle giderdi. Ya da termal printer falan vardı. Bunlarla çıktı aldığınız zaman siyah beyaz şekilde ayarlıyorsunuz çizimi. Ve çıktısını aldığınız zaman o şekilde de uygulama yapabiliyorsunuz. Ya da üzerinden elle çizerek de yapabiliyorsunuz. Elle çizerken 0.5 kurşun kalem tercih edin. Yalnız çizdiğiniz, nereyi çizdim, nereyi çizmedim onlara çok dikkat ederek yapın. 0.5 kalemle yaptığınız zaman çok daha ince oluyor. Mesela yuvarlak uçlu bir tükenmez kalemle yaparsanız arka tarafa çizim çok kalın geçiyor. Aktardığınızda da çizgiler kalın kalın oluyor. Çok güzel olmuyor ama 0.5 bir kurşun kalemle üzerinden böyle bastırarak gittiğiniz zaman incecik çıkıyor çizgiler. Daha güzel, daha iyi algılayabiliyorsunuz çizimi. Hep bunlar bakın ince tecrübe sonucunda edinilmiş bilgiler. Yani gene yanlışlarım olabilir, yine eksiklerim olabilir. Sonuçta hala süreç devam ediyor. Gelişme süreci devam ediyor. Ben süreç ilerledikçe sizlerle bir şeyler paylaşıyorum. Devam ediyorum. Yani şu anda kendimi böyle bir otorite olarak gördüğümü falan sanmayın yani. Dediğim gibi yanlışlarım olabilir. Lütfen altta yorumlara eksiğimi, yanlışımı sizler de belirtin. Beraber gelişiyoruz. Yani bu dövme sürecini böyle düşünelim lütfen. 0.5 kalem tercih ederseniz dediğim gibi daha avantajlı olabilirsiniz. Stensilimizi yaptık, aldık, kestik. Yani çantamızda bir makasımız olması gerekiyor. Buradan da bunu anlıyoruz. Kestik. Bir tane referans için, yani iki çıktı alın kesinlikle. Bir tane referans için, çünkü bakarak ona bakacaksınız. Bir tane de stensili aktarmak için kullanın. Kestik, aktarma arkasına çizdiğimizi kestik, aldık. Şimdi ne yapacağız? Önce dövme yapacağımız yeri güzelce tüylerden arındırıyoruz. O yüzden de çantamızda ya da stüdyomuzda muhakkak jilet bulunduruyoruz arkadaşlar. Şöyle çıkarmama gerek yok. Jilet. Bu jiletle deriyi tahriş etmeden, kesinlikle deriyi tahriş etmemeye dikkat edin. Biraz sıvı sabununuzdan hafifçe şöyle sürebilirsiniz şöyle. Ondan sonra onunla jiletle yumuşak yumuşak alın orayı, bir kere tüylerden arındırıyorsunuz. Çok önemli. Tüylerden arındırdıktan sonra alkol ya da dezenfektanla güzelce orayı siliyorsunuz. Şöyle güzel bir sprey alın, içerisine alkol koyun ya da işte dezenfektan. Sıkın güzelce. İşte ben kola yaptığımızı düşünüyorum. Orayı güzelce siliyorsunuz, yağdan arındırıyorsunuz. Yağdan, kirden arındırıyorsunuz. Bu altlık için çok önemli. Temiz ve kalıcı bir altlık çıkartmak için. Ve altlığınızın temiz ve kalıcı olması da dövme süresince sizin çok büyük avantajınız olacaktır. Yoksa büyük problem yaşayabilirsiniz. Daha sonra ne yapıyoruz? Stensil sıvısı. Stensil sıvısı Dragon'dan aldım bunu. Diğer arkadaşlarla falan da yaptığımız konuşmalar sonucunda en iyisinin bu olduğuna karar verdik. Yani en iyisinin derken başka markalar da var. Çok iyi, çok güzel markalar da var. Ama fiyat performans olarak bu gayet iyi. Bende bir tane daha vardı, Spirit marka. Ama çok sıvı ve kaygan. Sürüyorum. Stensil alacağım kağıdı üzerine yapıştırdığımda ufak bir kayma gerçekleşiyor. O kayma da işte orada boya hafiften bir dağılabiliyor. Ve kalıcılığı falan vesaire göz önünde bulundurulduğunda bu gayet iyi bir ürün. Bunu tercih edebilirsiniz. Ama paran çoksa bunun daha pahalıları, 2 katı 3 katı fiyatına yine güzel ürünler var. Onları da tercih edebilirsiniz. Bunun en büyük, en güzel özelliği böyle bir yapışkan bir dokusu olması. Yani güzelce sürdüm, şöyle her yerine sürün bir kere. Yani önce dövme, önce kağıdınızı hiçbir kere stensil falan sürmeden dövmenizin yerini bir kere göz kararı ayarlayın. Ondan sonra altına üstüne çizgiler çekin, yani kağıtla derinin üzerine gelecek şekilde şöyle çizgiler çekin ki onlar sizin hiza kağıt şeyleriniz olsun, çizgileriniz olsun. Stensili falan sürmeden yapın bunu. Stensili sürersen oraya boya geçer. Her şeyden önce onu ayarlayın. Güzelce tamam, geldiği yeri ayarladım, işte burası deyin. Ondan sonra bu stensilinizi, o referans çizgilerinizi silmemeye dikkat ederek şöyle güzelce her yere sıvayın. Böyle geniş geniş sıvayın. Şeye dikkat, yani önemli, yani sadece dövmenin geleceği yerde kalsın falan değil. Yani komplesini güzelce böyle sıva orayı. Ondan sonra al, güzel ayarla, tam çizgilerine denk gelecek şekilde tam ortasından böyle bir hat belirle kendine dikeyde. Tam o hattın ortasından tak diye yapıştır bunu. Böyle ortadan şöyle elinle hafifçe üstünden bastır. Çok bastırma, kaymasın. Bu güzel ama yapışkan olduğu için kayma ihtimali çok az zaten. Güzelce böyle ortasından şöyle bir hattını oraya bastır. Sonra sağa doğru, sonra sola doğru. Önce sağ,
sonra sol. Bir tabii ne taraftan istersen fark etmiyor. Soldan sağa, sağdan sola. Güzelce onu böyle yapıştırarak uyguluyorsun, tamam mı? Buraya böyle uyguladın. Sonra uyguladıktan sonra hemen hop çıkartıyoruz. Fazla beklemene gerek yok. Şöyle üzerinden hafifçe şöyle pıt 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 dokuna dokuna. Ondan sonra çıkartıyorsun ve stensilin geçtiği, bakacaksın tertemiz mis gibi orada. Senin altlığın hazır. Ondan sonra bir 15 dakika falan beklersen daha iyi oradaki stensil kuruyacaktır ve kalıcı hale gelecektir. Bu da senin için büyük avantaj olacak. Mesela suni deride çalışırken stensil boyası kalıcı olmuyor. Kalıcı olması için bir gün bekliyorsun. Bir gün sonra da neredeyse hiç silinmeyecek hale geliyor. Öyle enteresan bir durum var. Suni deride çalışma yaparken dediğim gibi o stensili beklemene gerek yok. Çünkü siliniyor zaten. Onun üzerinden elini değdirmeden. Zaten normalde gerçek dövmede de hani fazla elini böyle çok üzerinde böyle fazla şey yapmayacaksın. Hani silinmiyor. Ama yine de ihtimal var. Yavaş yavaş süreç içerisinde yavaş yavaş silinmeye başlayabilir. O yüzden fazla elini üzerine çok fazla sürme. Yani sürme demiyorum. Çok aman böyle aman değmeyeceğim stensile diye böyle saçma sapan modellere girme. En rahat şeklinde elinin en rahat duracağı pozisyonda yap ama çok da fazla kurcalama o stensilin olduğu yerleri. Tam iğneyi batıracağın yere güzelce böyle az bir şey vazelin sür parmağınla. Yani vazelinimizde kokusuz bir vazelin olmasına dikkat edin. Çünkü kokuların içinde kimyasallar var. Zaten vazelin kimyasal bir şey sonuçta. Yani ekstradan bir de şey olmasın. Bu vazelini de kutunun içerisinden elinizle almayın arkadaşlar. İçi leş gibi oluyor. İğrenç bir hale geliyor. Her şeyden öte içerisinde bakteri birikiyor. Vazelin bakteri yuvası olmaya müsait bir malzeme. O yüzden şöyle dil çubukları var. Dil çubuğuyla buradan böyle alın. Güzelce bir kenara sürün. Oradan alabilirsiniz. Kimisi elinin üstüne falan sürüyor ama yavaş yavaş elin üstünden böyle kayıyor elin ısısıyla. Ben o yüzden streçte sardığım o çalışma alanımda bir köşeye sürüyorum. O köşeden alıp kullanıyorum. Sonra vazelini dövmenin, iğnenin değeceği yere biraz sürün, çalışın, sürün, çalışın, sürün, çalışın bu şekilde ve alttan yukarı doğru gidin. Yani yukarıdan aşağı doğru gidip de sürekli buraya elinizi sürmeyin. Aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş dövmenizi tamamlaya gidin. Ya da yani belirgin, yani ana hatlarını belirleyin. Ondan sonra detaylara girersiniz. Ama kesinlikle altlığınız silinmeden önce hatlarının her şeyin ortaya çıkması lazım. Hatta mümkünse de dediğim gibi alttan bitire yukarı doğru giderseniz daha temiz, daha güzel olur. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Şu streçimiz, streçle çalışacağınız alanı falan kesinlikle sarın. İşte müşterinin kolunu koyacağı bir aparat vesaire varsa onu sarın. Oturacağı, bacağını koyacağı yer varsa onu sarın. Streçle her yeri sarın. Streç güzel bir, kullanışlı bir malzeme. Ve streçi açtığınızda dış yüzeye içi gelsin. Çünkü dışı zaten eliniz değdiği için buraları zaten pis olmuş olacak. Ama içi temiz olduğu için muhakkak dış yüzeyde bunun iç tarafı gelmiş olsun. Şu şekilde buzdolabı poşetleri de kullanabilirsiniz. Çünkü mesela bu sıvı sabununuzu bu plastiğe sürekli eliniz değeceği için şöyle poşette ben böyle yapıyorum yani. Şu şekilde şunun içine koyun. Her seferinde her müşteri için bunu kesinlikle yenileyin. Şöyle yaptığınızda bu şekilde sıvı sabununuzu kullanabilirsiniz. Sıvı sabun, ben yeşil sabun aldım. Gene dövme malzemesi satan bir yerden. Veya siz şey de alabilirsiniz. Hani marketlerden Activex falan tarzı antibakteriyel sıvı sabunlar alabilirsiniz. Antibakteriyel olması çok önemli. Sıvı sabun diyorum ama öyle değil. Yani antibakteriyel sıvı sabun olacak. Ben bu yeşil sabundan aldım. Bundan işte bir ölçek sabuna 8 ölçek su koyuyorsunuz. Konsantre bir şey. Ondan sonra bununla silebiliyorsunuz. Dövmeyi dövme boyunca, dövme yaparken temizlik sadece antibakteriyel sıvı sabunla olacak. Başka hiçbir şeyle temizlemiyorsunuz. Alkol falan bitti. Alkol sadece en başta var arkadaşlar. Çok önemli. Lütfen notunuzu kırmızı kalemle alın. Alkol sadece en başta, daha gözenek mözenek falan açılmamış, yani yara olmamış. Çünkü öbür türlü kanamayı hızlandırırsınız, derinin altına alkol gider, boyanın deriye işlemesini engellersiniz. Aman ha, facia, sakın ha. Dediğim gibi sadece başta temizlik amaçlı sildim, bitti. Alkolü artık kenara koydum. Alkolle işim bitti. Sadece antibakteriyel sıvı sabunla siliyorum. Peçeteme biraz sıkıyorum, siliyorum. Gerekirse dövmenin üstüne sıkıyorum, siliyorum. Bu şekilde sile sile temizleye temizleye dövmeme devam ediyorum. Ama dediğim gibi öyle her yerini şapır şapır silmeyin. Altlığı yok etmeyin. Aman ha. Antibakteriyel sıvı sabunumuzu da söyledik. İşte poşetlerimiz,
Clipcord poşetimiz, buzdolabı poşetimiz, streçimiz, bunların hepsi her şeyimizi sararak, her şeyimizi güzelce dezenfekte ederek yapıyoruz. Ha, en önemlisini söylemedik. Sterilizasyon için en önemlisi eldiven. Nitril eldiven olacak. Pudra olmayacak. Pudralı eldiven olursa ortalık batar, iğrenç bir hale gelir. Sakın böyle pudralı eldiven falan almayın. Onlar daha ucuz. Nitril eldivenler biraz daha pahalı. Ben İstoç'tan 90 TL'ye buldum en ucuz 100 adetini. Normalde 130 lira, 120 lira, 140 lira falan dövme malzemesi satan yerlerde. Ama İstoç'a giderseniz orada genelde toptancılar ama işte girip abi falan bilmem ne böyle yaparsanız abi biz işte fakiriz, dövmeciyiz falan diye böyle şey yaparsanız işte tane olarak da alıp kullanabilirsiniz. 100 adetini 90 liraya aldım. İyi fiyat. Benim bulabildiğim en iyi fiyat diyebilirim. Sonra eldiven, kesinlikle eldivenimizi takıyoruz. Eldivenle bütün her hazırlığımızı yapıyoruz. Deriye değeceğimiz zaman bütün hazırlıklarımızı yaptık. Poşetlerimizi taktık. Sterilizasyonlarımızı yaptık. Her şeyimizi hazırladık. Uygulamayı yapacağımız kişinin derisine değmeden önce muhakkak eldivenimizi değiştiriyoruz. Eldivenlerimizi çıkarıyoruz. Atıyoruz. Yeni eldiven takıyoruz. Dediğim gibi sterilizasyon çok önemli. Sterilizasyon çok önemli arkadaşlar. Bu işte yani biz burada hakikaten cerrahi bir operasyon yapıyorsunuz yani bir nevi. O yüzden bu konuyu lütfen göz ardı etmeyin. Şimdi gelelim dövmeye başlayacağımız noktaya. İşte her şeyimizi hazırladık. Boyalarımızı hazırlayacağız. Boya potları var arkadaşlar. Boya potları. Şöyle küçük plastik minik potlar. İşte burada bir numarada büyüğü var. Bir en küçüğünden alın. En miniğinden. Bir de büyük boya alın. Biraz büyüğünden alın. Mini boya israfı olmasın. Koca koca kaplara koyduğunuz zaman çok fazla boya gitmiyor gerçekten. O yüzden de hani bir sürü boyayı atmak zorunda kalacaksınız. O yüzden en minik boyalardan alın. Hani bittikçe tazelersiniz. Ama tabii boyanın dibinde kaldığı zaman da zorlamayın onu alacağım diye. Çünkü iğnenin ucunu podun dibine vurduğunuzda iğnenin ucunu köreltebilirsiniz. O da sıkıntı. O yüzden yani dibinde kaldığı zaman onu tazeleyin. Büyük boyu niye alın? Büyük boyda da şöyle gölgeli bir şeyler çalışırken mesela Magnum, 27 Magnum küçük boyun içerisine sığmayacaktır. O yüzden de gölgeli şeyler çalışırken Magnum iğnelerle çalışma yapacağınız zaman büyük boy pot gerekecek. Bir en küçüğünü bir de en büyüğünü alın. Yani yeterli olacaktır bence. Daha sonra dediğim gibi işte zaten çalıştıkça kendi stiliniz belirlendikçe bu malzemeler de sizin kafanızda daha iyi oturacak. Boyalara gelelim. Boyalara geldiğimizde arkadaşlar genelde bu siyah boya olarak siyahı zaten bol alın. Çünkü en fazla kullanacağınız boya siyah boya. Siyahı bol alın. Ben şöyle Dynamic'in 8 ozluk boyasını aldım. 300 liraya mı ne aldım bunu, işte indirimliydi belki daha bile ucuza almışımdır. Bayağı uyguna geliyor. Ve Dynamic çok tercih ediliyor genel olarak piyasada. Fiyat performans ürünü olarak hemen herkes yani iyi dövmeciler de Dynamic'i tercih ediyorlar. Renk olarak da şöyle 3 ana rengi aldım. Bir de beyaz aldım yanına. Bu World Famous markası, işte en iyi, en baba markalardan biri böyle. Çok şey, biraz da pahalı. Yani 160-170 TL falan bunun böyle en ufak boyları. Bunlar, ben bunları Ukrayna'dan aldım. 100 TL'ye geldi tanesi. Orada bayağı ucuza geldi. O yüzden gitmişken oraya bunlardan oradan aldım. Ama işte renk konusunda da fark etmiyor. Yani çok da şey değil. Hani dediğim gibi bu biraz işte sizin tercihinize, sizin kullanımınıza bağlı. Mesela Intense'in renkleri var. Onlar da çok güzel. İşte böyle neon renkler var. Daha böyle parlak, canlı renkler. Hani onlar tercih edilebilir. World Famous mesela benim bu aldıklarım biraz daha pastel tonlar. Ama işte o parlak renkler daha güzel durabilir size göre vesaire. Yani ben bunları çok bildiğimden almadım yani. Alayım dediğim gitmişken. Hani hem uygun hem de işte alacağız sonuçta illaki öyle ya da böyle. Yani bir şekilde bir şeyler alıyorsunuz. Ondan sonra öğreniyorsunuz. Yavaş yavaş kendinizi geliştiriyorsunuz. Ama şöyle bir şey yok. Hani o işte Intense kötüdür. İşte bu World Famous iyidir falan. Çok belirgin bir fark yok yani. Anlatabiliyor muyum? Hani işte bu hiçbiri kötü değil. Bir kere bunların hepsi zaten ithal malzemeler. Yurt dışından geliyor. Ve hepsi doğala özdeş malzemeler. Şöyle söyleyeyim, siyah doğal, siyah bayağı doğal, bildiğin doğal. Ama renklere girdiğinde çok çok eser miktarda da olsa, hani öyle derler ya eser miktarda, böyle çok minik yüzdelerle kimyasal var içerisinde. İşte kırmızı da mesela özellikle belki biraz daha fazla mıymış neymiş, yani araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgilere dayanarak konuşuyorum. Renklerde biraz minik kimyasallar var ama bu işte vay işte mahvetti, kanser etti falan filan öyle bir durum yok. Yani vücudunuza aldığınız o kadar çok farklı başka kimyasallar var ki hani bunlar öyle şeyler değil. Çok değil. Hani alerjen bir durum oluşma ihtimali çok 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 düşük.
Olabilir mi? Belki olabilir ama milyonda 10, 100 milyonda bir falan ihtimal. Hani öyle çok düşük ihtimal. Dediğim gibi çok büyük oranda hepsi doğal malzemeler. Siyah hele tamamen doğal. Siyahta hiçbir sıkıntı yok. İşte renk konusunda dediğim gibi artık siz alın yani, fark etmiyor. Gidin istediğiniz, beğendiğiniz renkleri alın. Sorun değil. Siyahta gölgeyle alakalı bir şey söylemem lazım. Gölge setleri var. İşte açıktan koyuya doğru gidiyor. Hatta böyle söyleyeyim size. Mesela onların kodları var. Gölge şeylerinin kodları var. Mesela tribal dedikleri en koyusu oluyor. Siyahta tribal black dedikleri en koyusu oluyor. Ondan sonra line var. Biraz daha açık. Sonra X4, X3, X2, X1. Bunlar gittikçe açılıyor. İşte X1 en açığı, X4 en koyusu. Line ondan biraz daha koyu, tribal en koyusu şeklinde gidiyor. Ve biraz daha sıvılığı da aşağı doğru azalıyor. Yani rengi açıldıkça sıvılığı da azalıyor. Şöyle setler var mesela, işte beşli set var, üçlü setler var. İşte X1, X2, X3 falan gibi böyle giden setler var. Bunlar açıktan koyuya doğru hazır set. Hani işte bir damla ondan, yani işte ne kadar kullanacaksan, hani renk paletini işte potlarını açıyorsun. İşte 3 renk mi kullan, 3 ton mu kullanacaksın diyelim. Gölgeli bir çalışma yapıyorsun. 3 tane pot açıyorsun. Açığından, koyusundan, daha koyusundan koyup çalışıyorsun. He, ama bunu suyla da açabilirsin. Normal bir tane siyah alırsın. Bir damla koyarsın, 3 damla koyarsın, 9 damla koyarsın. Geri kalanlarını suyla tamamlarsın. İçme suyuyla tamamlarsın. Bu da renk paleti yapmış olursun kendine. Ama su, şöyle diyorlar, işte içindeki pigment sayısını seyrelttiği için çok kaliteli olmayabilir diyorlar. Onun içinde inceltme sıvısı var. İçerisinde pigment bulunduran, mesela Radiant'ın inceltme sıvısını almışım ben. Siyahın içerisine pıt pıt katabilirsin. Hangi markayı hangisine kattın da önemli değil. Dynamic siyaha Radiant inceltme sıvısı. Bunu da katabiliyorsun. Hiç problem olmuyor. İnceltme sıvısıyla da bunu yapabilirsin. Veya o setleri de alabilirsin. Profesyoneller daha çok setleri kullanıyorlar. Daha kolaylık. Hemen direkt. Çünkü bir daha işte karıştırma, oran yapma falan filan ihtiyacı duymuyor. Yani potanın içinde azaldı mesela, lazımsa hemen direkt işte X3'ten alıyor, tak tak koyuyor içerisine, devam ediyor. Öbür türlü yok su damlat bilmem ne falan filan uğraşman gerekebilir. İşte çok dediğim gibi set alırsan daha kolay, almazsan da uğraşarsın falan filan yani. Bu şekilde tercih edebilirsin. Sonra işte setimizi hazırladık, dövmemizi yaptık. Dövmemiz bittikten sonra işte güzelce vazelin sürüyoruz. Vazelin önce temizliyoruz tabii, siliyoruz. Ondan sonra fotoğraflarımızı mutlaka çekiyoruz. Çalışmamızı yaptık, fotoğraflarımızı çektik. Fotoğraflama konusunda da biraz sıkıntı var. Gölgeler, renkler, açılar vesaire, bunlar çok etkili gösterebiliyor dövmeleri. Mesela bazen Instagram sayfalarına bakıyorsunuz, of diyorsunuz, dövmelere bak, renklere bak, of falan bilmem ne. Hepsi bunların biraz işte filtrelerle falan da oynuyorlar, açık konuşmak gerekirse. Çünkü fotoğrafta zaten hani gerçeğini, görüntüyü bile fotoğrafta alamıyorsun. Ayrıca işte açılar falan çok önemli. Senin böyle tuhaf bir açıdan çekersen yamuk yumuk görünebilir. Güzel böyle düzgün çekmen gerekiyor. Zaten mesela şu da çok önemli. Dövmeyi vücuda yerleştirme konusunda da hassasiyetinizin olması gerekiyor. Her dövme modeli vücudun her yerine de gitmeyebilir. Yani bakın ne kadar kapsamlı. Şimdi konu bitti derken aslında çok önemli bir konuyu atladığımı fark ediyorum. Bir dövmenin vücuda yerleşimi, dövmenin tasarımı, bunlar hepsi çok önemli şeyler. Yani iyi bir dövme sanatçısının düşünmesi gereken detaylar. Yani göğsün şu kısmındaki bir dövmeyi işte elin burasına yerleştiremezsiniz. Veya işte şurayı nasıl değerlendirmek lazım? Burayı nasıl? Mesela burada daha çok işte yuvarlak hatlı şeyler. Buralarda daha dikine hatlı tasarımlar. İşte buralarda daha geniş, daha yayvan tasarımlar. Sırt mesela hani önemli. Müşteriyi de buna göre yönlendirmek gerekiyor. Müşteri gelir der ki ana ya buraya böyle bir şey yap. Ama siz diyeceksiniz ki hani ya buraya o değil, buraya böyle bir şey lazım. Böyle yerleştirelim falan diyeceksiniz. Hatta belki diyeceksin ki yani abi sırtını bununla ziyan etme ya. Gel senin bunu buraya yapalım. Sırtına şöyle daha sırta yakışır bir şey yapalım falan gibi yönlendirmeniz gerek. Bunlar da hep önemli şeyler. Bunlarla alakalı da detaylı videolar sizin talepleriniz doğrultusunda gelebilir arkadaşlar. Hazırlayabilirim. Çünkü ben araştırmayı seven bir insanım. Ben oturuyorum saatlerce böyle bakarım, didik didik araştırırım. Hele de yapacağım bir işse, ben iç mimarlıkta da öyle. Her şeyi en ince detayına kadar öğrenmeyi isterim. Öğrenmeyi severim. Yani bir iş yaptıracağım zaman metalciye gider. Saatlerce ona yaptırmayacağım işlerle alakalı da sorular sorup öğrenirim. Dövmede de öyle. Her gördüğüm insanla konuşuyorum. İnternet üzerinden yerli yabancı bütün kaynakların hepsine ulaşmaya çalışıyorum. Hatta gerekirse para verip satın alıp onlardan aldığım bilgiler var. Sizlerle de bu şekilde paylaşıyorum. Dövmemiz bitti. İşte güzelce temizledik. Vazelinimizi sürdük. Üzerine streç sarıp arkadaşı yolcu edebiliriz. Ya da güzelce sildik, temizledik.
Supra Sorb diye bir malzeme var. Her dövmeci kullanmıyor. Ucuz bir şey değil, biraz pahalı ama çok güzel bir şey. Supra Sorb bir bant arkadaşlar. Şöyle rulo şeklinde içerisinde bandı var. Bu bandı açıyorsunuz, üzerine yapıştırıyorsunuz dövmenin. Şöyle güzel yara bandı gibi bir şey. Sonra üzerindekini kaldırıyorsunuz. İncecik bir şey sarılıyor ve bu üzerinde kalıyor. Bir 2-3 gün falan kalabiliyor. Su geçirmiyor ama dışarıya hava alıyor, teri atıyor ve hava aldığı için de yani dövmenin iyileşmesini bayağı güzel hızlandırıyor. Diğer türlü eğer vazelin sürüp işte streç yaparsanız o streçi 3-4 saat sonra çıkartıp güzelce yıkayıp orayı temizleyip tekrardan işte streçlemesi gerekiyor. Hani bir iki gün bu şekilde gidip ondan sonra bir gün ertesi günün akşamında Bebanten günde 3 defa Bebanten sürerek dövmesine bakması gerekiyor. Dövme bakımı çok önemli. Dövme bakımı dövmeyi yapmak kadar önemli bir şey. Dövmeyi yaptınız bitti ama dövmesine iyi bakmazsa o boya atacaktır, solacaktır. O yüzden yapan kişinin yani yapması %50 ise bakması da %50. Dövmenin sağlıklı kalması için. Kesinlikle o ilk 10 günlük, 15 günlük süreci çok güzel bir şekilde tamamlayıp dövmesine çok iyi bakması gerekiyor ve bundan sonra da hayatı boyunca o dövmeye özen göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Öyle yaptım bitti değil. Nedir o da? Mesela çok güneş altında bırakmayacaksınız dövmeyi ve artık hayatınız boyunca o işte 50 faktör güneş yağları var ya, bunlardan kullanacaksınız. Mesela müşterilerinize bunları söyleyin. Deyin ki kardeşim sen bu dövmeyi yaptıracaksın ya, yaptırdıktan sonra hayatın boyunca güneşe öyle çıkıp da dövmeni cayır cayır yakmayacaksın abicim. Öyle işte uyduruk güneş yağlarıyla değil. Kaliteli 50 faktör güneş yağı alacaksın. Bundan sonra sen bununla güneşe çıkacaksın. Yoksa dövmene yazık. Bir dövmenin de ömrü 10-15 sene. Yani yaptığım araştırmalar sonucunda edindiğim bilgilere göre işte 10 seneden sonra artık dövme eskimeye başlıyor. 10-15 sene içerisinde de dövmenin üzerinden bir geçmek gerekiyor. Bir tazelemek gerekiyor dövmeyi. Şimdi dövmeyle, dövme yapımıyla alakalı burada çok hani detaya girmeyeyim. Ama yine ileriki uygulamalı videolarda bahsedeceğim şeyler bunlar aslında. Mesela işte iğnemizi deri üzerindeki gezdirme şekillerimiz. Bunlar çok önemli. İşte deriyi germeyi. Mesela iki parmağımızla şu şekilde gereceğiz ve elimizin şurasıyla da şöyle gereceğiz. Üç noktadan gerginlik sağlayıp o şekilde uygulamayı yaparsak iğnenin deriye daha iyi nüfus ettiğini ve derinin içerisine boyanın daha iyi girdiğini zaten fark edeceksiniz. Sonra dövme nedir? Dövmenin işte deri tabakaları, işte epidermis, dermis, hipodermis bunlar mesela önemli. Biz dövmeyi hangi tabakaya vereceğiz sağlıklı bir şekilde olması için? İşte VIP yöntemi mesela elimizi nasıl hareket ettiriyoruz? Stripple yöntemi düşük voltajda çizgi çizgi tırt tırt böyle nokta nokta gidiyor. Brush yöntemi dediğimiz böyle sarkaç gibi bir saat sarkaç gibi sağlı sollu iki taraflı degradeli gölgeler oluşturmak için ve packing bu daha çok triballerde falan dolgu amaçlı böyle minik minik küçük yuvarlaklar çizerek yaptığımız yöntemler. Bunların hepsini uygulamalı videolarda sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sizler de lütfen beğenin, abone değilseniz takip edin. Benim kanalım böyle sadece dövme kanalı değil ama dövmeyle alakalı geldiyseniz eğer kanala dövmeyle alakalı daha bir sürü video gelecek. Beraber gelişeceğiz. Dediğim gibi ben otorite değilim şu an için. Şu an için ama bak onu söyleyeyim. Şu an için otorite değilim ama beni belki işte videoların yorumlarla yönlendireceksiniz. Diyeceksiniz ki ya bak burada yanlışsın, burada doğrusun, burada şöyle, bu bilmem ne, şu eksik veya işte şu konuyu araştıralım bilmem ne gibi birbirimizi yönlendirerek gelişeceğiz. Bu da böyle bir sürece denk geldi. Dediğim gibi dövme konusunu benim öğrenme sürecime denk geldi. Kanalda bir şekilde gelişiyor. Kanalda biliyorsunuz işte farklı hobi videoları var. Heykeller var vesaire. Heykel konusunda mesela otorite sayılırım. Hani Türkiye'de bu figür anlamında. Heykel derken öyle büyük boyutlu işte sanatsal heykeller değil de figür anlamında. Mesela o konuda bana istediğinizi sorabilirsiniz. Bununla alakalı yardımcı olmak isterim. Evet, dövmeyle alakalı teorik kısım şimdilik bu kadar. Atladığım şeyler olabilir. Onları da başka videolarda dile getiririz. Bundan sonraki videoda uygulamalı bir şey yapabilirim. Böyle lateksleri üzerine bir uygulama yaparız beraber. Böyle güzel bir çalışma yaparız mesela. O da faydalı bir video olur diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.